askerle bir trene binip defolup gitmek istiyorum. Bunu da kim söylemiş ya? Arkadaş, söz bırakmamışlar ki. Onu söylüyorsun, o söylemiş. Onu yazıyorsun, o yazmış. Onu besteliyorsun, o bestelemiş. Onu oynayacaksın, o oynamış. Bu ne? Neden hepsini yapmışlar ki ya? Yok demiş. Kim ne derse demiş. Desin. Kendi yolundan git. Kim demiş? Yok demiş. Dante demiş. Annem de söylüyordu bunu. Oğlum kendi yolundan git. Dante de almış öyle. Ünlü diye Dante yazmış. Ondan sonra kimse kullanamıyor. Ama bu söz güzel ya. Çünkü bazen ben de garip hayat diyorum, böyle günüm bitse de çekip gitsem şu dünyadan. Bazen çok anlamsız geliyor, çok absürt. Aslında bağlantısı olsa ne olacak? Absürt de iyidir de. Rastgele bir trene gidip defolup gitmek istiyorum. Ama benim aslında şöyle bir cümle var benim aklımda mesela. Sırtımı gölgeme çevirip çekip gitmek istiyorum. Sırtımı gölgeme çevirip. O zaman güneşin hep batışına doğru mu gitmem gerekerek? Yok, doğuşuna. Zor. Hayalsiz yaşanmıyor ama işte. İyi bir hayal kurmak için de bir şeyler lazım ya. İyi hayaller nasıl kurulabilir ki? Ne mesela iyi bir hayal? Nasıl bir evde yaşamak istediğin mi? Nasıl yaşamak istediğini hayal edebilirsin. Ama bir geçmişin var. Mesela ne yaşamışsın? Yaşadıkların ne olacak peki? Hayal onlara bir şey katabilir mi? Katamaz. Zor. Yaşamak anlamıyla, manasıyla, mahlasıyla. Zor. Biri ağa olmuş, biri paşa olmuş, biri imparator olmuş, biri kral olmuş, biri Allah olmuş, biri peygamber olmuş. Ya ama sanırım insan olmamış. Her şey olmuş, her şey. Biri silah yapmış, biri bıçak yapmış, biri şiir yazmış, biri türkü söylemiş, biri şarkı yapmış, biri beste yapmış söyledi. Yani hiç bu ne? Her şey olmuş. Ama insan olmamış. Hala insanlık acı çekiyorsa demek ki bir şey olmamış. İnsan. İnsan olmamış. Şimdi hangi şiir okuyacaksın ki bunu paklasın? Hangi şarkı? Hangi dizi, hangi oyun, hangi filmi çekmeli ki insan? İnsanların bütün kaderi değişmeli. Vay be. Dansı yapılmamış devrim. Devrim değildir. Dünyanın, insanlığın, hayatın nasıl, ne kadar çok ihtiyacı var değil mi? İhtiyacı var mı bilmiyoruz. Devrim mesela acaba gerçekten hayal ettiğimiz gibi bir şey midir? Yoksa o sadece ütopik olarak böyle bir ütopya mı? Biz distopyayı yaşıyoruz. Bu hayat bir distopya. Kimse iyi yaşadığını söyleyemez bence. Ama bazen bazıları ne kadar doğru söylemişti. Montaigne mi söylemişti? Afganistan'da bir köy özgür değilse hiçbirimiz özgür değiliz. Evet. Demek ki bu kadar iyi şey söylenmiş ama hayat, bu kadar düzgün, bu kadar güzel şey söylenmiş ama hala hayat çok çirkin ya. Birbirimize hala iyi şeyler söyleyemiyoruz, gülemiyoruz, gülümseyemiyoruz. Birbirimize. Gerçekten birbirimizi ne kadar seviyoruz, gerçekten aşık oluyoruz sözde. Kendimiz için mi aşık oluyoruz? Onun için mi? Yok, kendimiz için aşık oluyoruz. Benciliz. Değil mi? Bazen ona ne diyoruz? Ben seni öyle bir seviyorum ki. Ya sana ölürüm falan diyoruz.
Ama o mesela bizim olmazsa onu öldürüyoruz. Ne acayip çelişkiler ya. Her şey olmuş, her şey bulunmuş, her şey bilinmiş. Ama hayat her gün bu kadar zayiat veriyorsa, bu kadar kan, kin, nefret, ırkçılık, dincilik, cinsiyetçilik, bu kadar şey varsa demek bir şey var. Bir şey gerekli. İnsanlık gerekli, insanlık. Hayvanlar ne güzel değil mi? Kendi dünyalarına alışmışlar. Kendi hayatlarını yaşıyorlar. Tamam, birbirini öldüren oluyor ama böyle kendi cinsi içinde kolay kolay bir şey yapmıyorlar mesela. Değil mi? Yani koyunlar mesela çok nadirdir koçların birbirini böyle tosladığı ya da keçilerin ya da değil mi? Kendi cinsi içinde, yani kendi kümesi içinde. Cinsiyeti de değil, cinsi yani koyunsa koyun, keçiyse keçi. Kendi içinde kolay kolay kavga etmezler yani. Ama insanlar yapıyor. O siyah, bu beyaz, bu dinci, bu dinsiz, bu Alevi, bu Sünni, bu Hristiyan, bu gayrimüslim, bu... Her şey ne kadar kötü. Her şey. Kim demişti? Diyor mu her şey söylenmiş? Bu dünya yoksa başka bir dünyanın cehennemi mi? Ya burası direkt cehennemin kendisi ya. Ne bir başka dünya. Burası zaten cehennemin kendisi. Kar yağıyor. 5 Nisan 2021 Almanya'ya kar yağıyor. Yağsın. Şimdi böyle yaslanıp bir kavakarın dibine, serin bir suyun kıyısına, iki dübler rakı, çok uzaktan uzaktan ince bir ses, bir şiir sesi ya da bir şarkı sesi, bir kadın bir şarkı okumalı. Uzaktan sesi böyle dağlardan, taşlardan böyle süzüle süzüle inecek. Bir çocuk böyle bir derinin kıyısında kumlarla, çakıllarla oynayacak. Ve ara sıra gelecek. Böyle çocuk kokusu çok güzeldir. Onun böyle ensesini koklayacaksın, avuçlarını. Ama karışmayacaksın dünyasına. Ama boğmayacaksın onu böyle. Koklayacaksın, gidecek. Başını böyle koklayacaksın. Ayak tırnaklarını, ayaklarını. Bazı şeyler ne güzeldir değil mi? Kokular. Tatlar güzeldir, bazı tatlar. Ama kokular ve tatlar için de bazen kıyıyoruz değil mi her şeye? Neydi? Amber kokusu muydu? Bir balığın karnından mıydı? Nasıl bulmuşlar ya? Nasıl bulmuşlar? İnsan ne acayip bir şey ya. Gerçi insanlık yok diyoruz. Şimdi biraz çelişki burada galiba şimdi. İnsan diyoruz ve insanlık yok diyoruz. O zaman biz kendimize en üst insan dememeliyiz. Çünkü eğer insanlık iyi bir şeyse şu an biz oraya varmamışız. Dolayısıyla insan da değiliz. Yani biyolojik olarak tabii hayvan statüsünden tanımlıyoruz ama gelişmemiş hayvan desek belki daha iyi olacak. Değil mi? Her şeyi kendimiz için yapmışız.